Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamünaleyküm efendim, hayırlı geceler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi her birimizin üzerine olsun inşallah. Hoş geldiniz. Hem Lale Gül FM'den ve Lale Gül Televizyonu'ndan kimler dinliyor ve izliyorsa inşallah bu ayırdığınız vakit hayra vesile olan o güzel vakitlerden olur, o şekilde yazılır diyor ve bu duayı da amin diyoruz. Tarih ve İnsan programında tarihi sevdiren insan Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil abimize beraberiz. Yine önemli bir konuyu inşallah kendisinden öğrenmeye, dinlemeye veya hatırlamaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah sizi afiyette görüyorum. Elhamdülillah İbrahim Bey. Yani izleyicilerimizin duaları geldikçe elhamdülillah. Biz de afiyetteyiz. Elhamdülillah. Eyvallah. İnsan, yani güzel bir giriş yaptınız. Ya hayır söyle ya sus. Değil mi? İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Yani çok önemli bunlar. Evet. İnşallah bir istifadeye, bir faydaya sebep olmuş oluruz. Evet, önemli olan bu. Derler ya marifet iltifada tabidir diye. Şimdi bazı şeyleri de söyleme, konuşmak gerekiyor. Evet. Bir gün bir hocamızı hep demişler, biliyor musun hocam? Hocam ben sizin arkanızdayım. Her zaman arkanızdayım. Oraya gidiyorum diyor. Hocam biz arkanızdayız, sizi destekliyoruz. Kardeşim diyor, bir kez de bir önüme geçin diyor. Ben sizi destekleyeyim diyor. O yüzden bunları da söylemek lazım. Evet. Bir kez daha maşallah, barakallah diyorum hocam. Evet, Ahmet Şimşirgil ismini şöyle Google arama motoruna yazdığınız zaman zaten sıradan şeyleri söylemediğini, bugüne kadar doğru bildiğimiz yanlışları veya çok fazla girilmemiş, neyse bunu konuşmayalım konularına cesaretle girdiğini ve tepkisini dile getirdiğini biliyoruz. İşte bu yüzden de herkesin anlayabileceği şekilde tarihi bize anlattığı için de elhamdülillah bu da tuttu. Hani yoğurdun tutması gibi gerçekten de tarihi sevdiren abimiz oldu. Seney Devriyesi vefatının çok ünlü bir kişi. Kimileri kendisine düşünür diyor, kimileri şair diyor, fikir adamı, her neyse birazdan konuşacağız. Necip Fazıl Kısakürek'in efendim Seney Devriyesi. İstedik ki bir gün evvelinde de hem onu yad etmiş olalım hem de hocamızın illaki bizim öğrenmemizi istediği, bizim bilmediğimiz bu konuda mevzular vardır. Onu konuşuruz. Programımızın tekrarını da Lale Gül TV YouTube sayfasında oynatma listesinde tarih ve insan başlığından izleyebilirsiniz. Evet, gerçekten de Türkiye'nin o çalkantılı döneminde... Evet. Önde olan İslami simgelerden bir tanesiydi. Bir kısım eleştirdi, eleştirilerine devam etti. Daha önceki hayatı şusu busuyla kıyaslamaya çalıştı. Kimileri daha farklı. Bugün sizden dinleyeceğiz inşallah. İlk önce hayatının ilk dönemlerinde şöyle çocukluğundan başlarsak, Necip Fazıl Kısakürek dersek ne aklımıza gelir? Şimdi tabii Necip Fazıl Kısakürek gerçekten... sanat yönüyle, şiir yönüyle ve diğer yazdığı eserleriyle bir döneme damgasını vuran bir adam. Evet. Fakat hayatı çok kesin çizgilerle de ikiye ayrılmış bir şahsiyet. Evet. Yani bir ilk dönemi var, 30 yıllık bir hayatı var. Hemen hemen neredeyse ömrünün yarısı gibi oluyor bir faninin. Sonrası 30 yılından sonrası bir hayat var. Ve bu ilk hayatını çöpe attığı bir dönem olarak kabul eden birisi Necip Fazıl. Dolayısıyla ilk hayatına baktığımız zaman İstanbul'da doğuyor. Fevkalade özel okullarda, yani Amerikan Koleji'nde, Fransız Koleji gibi okullarda dersler alıyor. Sonra Fransa'ya gidiyor. Orada okuyor. Ama Fransa'daki hayatı tam bir bohem hayatı gibi tarif ediliyor. Evet. Yani her türlü ahlaki çöküntünün içerisinde bir hayat. Zaten hani kendisinin söylemediği, unuttuğu, unutturduğu bizim de dolayısıyla çok fazla deşelemememiz gereken bir hayat. Yani öyle bir hayat ki sahibi onu reddediyor. Evet. O zaman hani bize ancak bu kadar belki ifade etmek düşer,
söylemek düşer. Fakat böyle bir hayattan birdenbire sıyrılması, işte o sıyrılma neden olur, nasıl olur, değil mi? Evet, burası çok önemli. Yani evet. O bohem hayatı içerisinde sıkıntılı bir dönem. Şimdi öyle bir hayattan siz kopacaksınız evet. ve tam tersi bir hayata ve bir idealizme gireceksiniz. Burası mühim, bu öyle lalettayın bir olay gerçekten. Değil, bir husus değil. Evet hocam, zaten siz bunu anlatınca sahabe efendilerimiz, Allah hepsinden razı olsun, aklımıza Amin. Geliyor şimdi. O zatların bir önceki hayatı var. İslam'ın gelmesiyle, o karanlıkları aydınlığa boğmasıyla beraber, aydınlığa getirmesiyle beraber tüm hayatlar değişiyor. Hatta işte kendi yazılarında da var. Zamanında vay katil denilecek insanlar bir tövbe ediveriyor. Ve aslında bu da bize şunu gösteriyor değil mi hocam? Ne kadar günahımız olursa olsun bizim evet. izleyenlerimizin ümitsizlik olmaması gerekiyor. Çok Herkesin bir öncesi sonrası var. Şimdi bazı zatların dönüm noktaları bir Allah dostunun tedrisatından geçiyor. Bir el öpme, bir el alma, bir tanışma oluyor. Kendisinin de böyle bir güzel bir anısı, bir başlangıç evet. miladı oluyor galiba. Oluyor. Vallahi bazen İbrahim Bey, bu tanışma, bir sohbet, hani onun derslerine gitme, derslerini dinleme, sohbetini dinleme, zaman içerisinde bir oluş var. Bazen de bir bakışla bir oluş var. Ya. Sanki Necip Fazıl'ın ki bir bakışla bir oluşu ifade ediyor. Evet, zaman içerisinde çok sohbetlerini dinledi, çok onun tedrisatında bulunduğu evet. muhabbetini kazandı ama sanki bir bakışla oldu her şey. Nazar her eyle derler mi? Evet, o nazar eyle. Gerçekten önemli. Şimdi arayış içerisinde kendisi. Yani ruh sıkılıyor. Bu neyi gösteriyor? Elbette şimdi 1904 yılında doğmuş birisi, Osmanlı'nın sonu, evet. dinin yaşandığı bir dönem, şeriatın hakim olduğu bir dönem, Abdülhamit Han tahta en azından bir 5 yıl. Şimdi o nesillerin içerisinde büyüdü. Ailesinden tutun, çevresinden tutun, bu neslin. Evet, siyaset başka bir yöne doğru evrilecek ama neticede bir de toplum var. O toplumun evrilmesi, dönüşmesi çok zaman alır. Öyle birdenbire değil. Olmaz, evet. Yani 20 sene gibi fasılalar ancak toplumu dönüştürür. Dolayısıyla şimdi Necip Fazıl evinde eserler var, yerine göre tasavvufi eserler var, okuyor bunları. Meraklı bir adam. Evet, hayatı çok bozuk, hayatı çok yanlış bir yolda ama bazı eserleri de okuyor. Şimdi okuduğun eserle yaşantın tamamen zıt. Şimdi bu sende ruhi bunalımlar yapar. Ben yanlış yolda mıyım? Doğru böyle mi? Acaba böyle mi? Evet. İşte bu şey içerisinde bir gün vapurda dinden bahseden bir adama rastlıyor. Soru soruyor, o da dini anlatıyor. Şimdi Necip Fazıl da zannedersem bazı tasavvufi eserler okumuş. Tasavvufu soruyor. Nedir adam diye? Girmiyor ona. Girmiyor, çekiniyor. Bu ısrarla sorunca da sen o zaman A Camii'ne git diyor. Orada alim var. Ona sorarsın, ondan öğrenirsin diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Allah rahmet eylesin. Evet, radıyallahu anh. Şimdi ona git diyor. Ve yanına arkadaşı kendi gibi yine Abidin Dino'yu alıyor. Abidin Dino. Evet. Birlikte A Camii'ne gidiyorlar. Tabii A Camii'nde o zaman orada görev yapıyormuş, sohbet ediyormuş. Tabii gelenler de teknik insanlar o devrin şartları içerisinde. Çok az. Orada kendisine ilk olarak, şimdi o hep tasavvufu merak ediyor ya, Abdülhakim Arvasi'nin ilk sözü tasavvuftan oluyor. Kendisine ilk sorusu. Tasavvufta ne okudun diyor. O da sayıyor, işte Divan-ı Akşi'yi söylüyor. Necip Fazıl'a soruyor. Necip Fazıl'a soruyor. Bu sefer o soruyor. Tabii yani. O soruyor. Tamam. İlk gelince belki Necip Fazıl'ın aklında bile yok. Evet, evet. Ama işte Allah dostları evet, bazen evet. insanın içindekini okurlar. O onu çok merak ediyordu. O da ona tasavvufta ne yaptın, ne tamam. okudun diyor. O da tabii sayıyor böyle. İşte Divan-ı Akşi'yi okudum. Semeratul Fuad'ı okudum. Marifetname'yi okudum. Şimdi böyle eserleri sayıyor. Diyor ki Necip, bunlar diyor kitapla anlaşılacak bir şey değil. Tasavvuf kitapla anlaşılmaz. Sen yemeğin tadını çatal ve kaşıktan buldun mu diyor. Oo. Ya çatal ve kaşıkla yemeğin tadını anlayabilir misin?
Sen diyor şeye gel, Eyüp'te Kaşgari dergahı var. Oraya gel diyor ve yer gösteriyor. Şimdi dışarı çıktıklarında Abidin Dünay'ı gördün mü diyor. Neyi diyor. Ya benim gördüğümü sen de gördün mü? Yok görmedim diyor. O anlamadı diyor. O bakamadı, göremedi, anlamadı. Gerçekten öyle. Bakmaya, sevmeye. Evet. İşte hani onu bir Allah dostu diye. Şimdi bazıları konuşuyor. Birisi bir Allah dostu bir şey söylüyor. Öteki güya onu dalgaya alıyor. Güya onu hakaret ediyor. Güya aklınca işte klavyede birkaç kelimeyle cevaplar veriyor. Görmüyor, takılıyor bir şeye. Bir şeylere takılıyor ve görmek nasip olmuyor. Peygamber Efendimiz'e Abdullah'ın yetimi diyor. Evet. Abdullah'ın yetimi. Peygamberlik gelecekse bir yetime mi gelecekti? Göremiyor. Yani Allah'ın Resulü olarak görse, o gözle baksa çok şeyleri görecek. O göremedi diyor Abidin Nasip, Dino. Kısmet meselesi aynı kısmet zamanda meselesi. Değil mi? Yani o tevbe veya istiğfar, af, o hayatın sonraki nizamın o milat noktası Allah tarafından geliyor Celle evet. Celaluhu işte. O ya, gelmiş çatmış. Evet öyle evet. Ve tam 30 yıl evet. Saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma evet. Uçurmuşum. Yani bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Bir kerecik baktınız yakan gözlerle. İşte o gözler, o şey tanıma, sevme. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Şimdi Allah dostlarını görebilmek lazım İbrahim Bey. Çünkü Cenab-ı Hak bir kuluna nimet vermek isterse sevdiklerini tanıştırıyor. Evet. Onları tanıştırıyor, onları gösteriyor. Ya Rabbi dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor. Sana kavuşamayan onları tanımıyor. Ya. Öyle buyuruyor büyüklerden biri. Dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor. Bir nasip kısmet meselesi var yani burada. Evet. Bizim anlayamadığımız. Bir sözünde de diyor ya, buraya not almıştım. Öleceğini diyor bilerek yaşayan tek insan diyor, tek canlı insandır ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Gerçekten şimdi burada koyunlar kesilecek işte. Burada hala otlamaya devam ediyor mesela, suyunu içiyor. İnsan öleceğini biliyor, sadece tam dakikasını veya gününü ne şekilde olacağını bilmiyor. Doğru. Ama hala ölmeyecekmiş gibi yaşıyor demiş. Ölmeyecekmiş gibi de yaşıyor. Şimdi tevbe etti. Zaten sonrası bizi ilgilendiriyor bir Müslüman olarak. Benim de birçok insanın da bir geçmiş veya hataları çok olduğu dönemler oluyor. Tövbe ettikten sonra biliyoruz ki hem kılık kıyafet olarak, sözleri olarak birdenbire bir Necip Fazıl'ın dönüşü var. Burada tabii ki yaşadığı o anki tarih, yani dönem, Osmanlı'nın işte son zamanı az önce buyurduğunuz evet. gibi bunlara tanık oluyor. Oradaki zamanda nasıl bir dünyada tevbe etmiş oldu? O yeni hayatına, bu İslami çizgisine vardığı zaman Türkiye ne durumdaydı, ne haldeydi? Şimdi tabii yeni dönem, eskiyi tamamen silen bir dönem. Yani eskiyi silen derken inancıyla siliyor, tarihiyle siliyor, yaşantısı belki ahlakıyla siliyor, inançsızlığı aşılıyor. İşte inanç diye, din diye ilmi koyuyor onun yerine. İlim dini mesela böyle gösteriyor. Dolayısıyla inançsızlığın zirve olduğu bir dönem. Hani siyasilerin, geçmiş siyasileri tenkitlerini belki anlayabiliriz. İşte yeni sistemi yerleştirebilmek için. Ama dinsizlik, ama milletin dinini yok saydırma, ahlakını, örfünü, tarihini silme, bu milleti bambaşka noktalara götürür. İşte bir arayışın da içerisine götürür. Ya tamamen unutup kurtulacaksın, evet. ya ruhi bunalımlar içerisinde mahvolacaksın. Yani dünyan da mahvolacak, ahiretin de mahvolacak. Evet. Şimdi biraz düşünen insanların dünyası da mahvoluyor. Çünkü hep şey yaşıyor, sıkıntılı yaşıyor. O ruhi bunalımlar içerisinde yaşıyor. Yani vücudunu nereye doyuruyor, gidiyoruz? Midesini doyuruyor belki. Doyuruyor. Ama o ruh açlığını evet. doyuramıyor diyorsunuz. Bir taraftan babasını gömüyor, evet. anasını gömüyor. Görüyor. Dedesini defnediyor, evet. ninesini defnediyor. Evet. Belki oğlu ölüyor, hanımı ölüyor. Şimdi bir taraftan götürüyor, işte bir ölüm denen bir gerçek var. Ve
Bu gerçeği de görüyor bir taraftan. Nereye gidiyorum? Ne olacağım? Bunlar inançsızları en fazla bunalıma sokan noktalardır. Evet. Yani inançsız bir insan çabucak işte intihar yolunu seçebilir. Hatta, bunalımlara düşebilir. Evet, gelişmiş ülkelerde dünya ortalamasının 3 katı fazla intihar oranları var. Evet. Tabii gelişmiş ülke dediğimiz zaman da genelde işte gayrimüslim çoğunluğun tabii olduğu ülkelerde 4-5 kat daha fazla. Doğru. Avrupa'da, öyle, Amerika'da neden bu buhran yaşanıyor? Evet, evet. Çünkü ruh boş. Hı hı. Ve insanın böyle bir özelliği var. Fıtrat özelliği var. Evet. Orada da neticede bir dine inanıyorlar. Ama bir taraftan da dine savaş açan insanların kıskacında eriyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir dönemde yetişmek elbette Necip Fazıl ve o devrin insanları için son derece zor bir süreç. Evet. Ve bu büyük bir akım halinde hızla ilerliyor. Şimdi Necip Fazıl böyle bir dönemde dönüş yapınca yani mücadelesini, heyecanını, gayretini bunun tam karşısında bir noktada gösteriyor. Evet. Bu çok önemli İbrahim Bey. Yani tamam ben namazımı kılayım, orucumu tutayım, dinimi yaşayayım, çekileyim kenara noktasında olmuyor. Kendisini o düşüncenin, o şeyin, insanları yönlendirdikleri akımların, izimlerin karşısında bir duruş gösteriyor ve İslam'ı, Müslümanlığı hakim kılmak üzere büyük bir mücadele veriyor. Tabii 1938'ler, 40'lı yıllar, bunları düşünmek lazım. Allah diyenin işte tabutluklarda yattığı dönemler. Evet. Yani böyle şeyler, hapse atıldığı dönemler. En sıkıntılı dönemler değil mi hocam? En sıkıntılı dönemler ve kendisi de defalarca nitekim sırf bu sebeple hapishane hayatı yaşayacak. Eyvallah. Yani pek çok defa takibata uğrayacak. Devamlı takip edilecek. Hatta siz konferanslarında diğer şeylerde. Evet, şöyle demiştiniz geçen sene 1980'de işte o malum darbenin hedeflerinden bir tanesi Necip Fazıl Kısakürek miydi diye bir videonuz vardı hatırlıyorum. YouTube'da. Doğru. Gene böyle Mayıs-Haziran gibi yapmıştınız. Doğru. Orada bir 10-15 dakikalık bir videonuz vardı. Hazır yeri gelmişken onu da size sormuş olayım. 80 darbesi tabii çok meşhur. O sebeplerden biri olarak hala görüyor musunuz Necip Fazıl? Ben %100 görüyorum bunu. Evet. Sebep ne hocam? Çünkü o zaman ülkücü gençlik, hani kanımız aksa da zafer İslam'ın denilen, evet, bir noktada mücadele ederken ve komünizme karşı bir mücadele verirken gençliğin bir de idol olarak aldığı şahıslar var İbrahim Bey. Hı hı. Peşinden yürüdüğü, fikirleriyle beslendiği, idol aldığı adamlar var. Evet. Mesela 80 öncesi, bilhassa 78-80 arasında ben en önemli idol olarak Ahmet Arvasi ile Necip Fazıl'ı aldıklarını görüyorum. Hı. Ve bu ikisi de çok önemli şahıslar ehl-i sünnet noktayı nazarında. Çok mühim şahıslar. Evet. Şimdi gençlik tam manasıyla İslami bir noktada ilerliyor. İşte böyle bir noktada birdenbire ihtilal oluyor ve bunlar da ceza yiyorlar. Bunlar da ceza yiyorlar. Bazı vakıfların, derneklerin kapatıldığı dönemler zaten bunlar. Hepsi kapatılıyor. Evet. Ülk ocakları da kapatılıyor. Ve daha sonra dikkat et, ülk ocakları milliyetçi parti ikiye ayrılıyor. İşte bir tarafta kim giriyor? Muhsin Bey giriyor. Muhsin Yazıcıoğlu. Sonra Türkeş ve Bahçeli'nin Nizam devam ettiği. Nizam Alem, Ülke Ocakları tabii gibi. Evet. Peki bir tarafa kimler gidiyor? Muhsin Bey'in grubuna. Genelde bizim İslami dediğimiz insanlar. Genelde o devri düşünürsek o ayrıldıkları dönemde. Bunlar hep dile getirilen şeylerdi. Yani dini yönü ağır basanlar oraya gitti. Peki aradan yıllar geçtikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu ne dedi? Bizim toprağı çoktan sürmüşler dedi. Ehl-i sünnet vasfından ayırdılar. İşte o sözün üzerinde çok iyi durmak lazım. Evet. Toprağı sürmek ne? Evet. Toprağı kim sürüyor? Nasıl sürüyor? Ne için sürüyor? O toprağı sürmek neydi? Ve çoktan sürmüşler diyor mesela. Bizim toprağı sürmüşler. Geçiyor. Hangi toprağı sürmediler? Bahçeli'nin yanındaki toprağı sürmediler mi? Meral Akşener nerelere evrildi, çevrildi? Evet. Yani onun toprağını sürmediler mi? Türk solunun başındaki adam FETÖ'cü çıkmadı mı? Orayı sürmediler mi?
Diyanette sürüm yapmadılar mı? FETÖ'cüleri her tarafa sızmadı mı? Hı hı. Yani sürülmeyen toprak mı bırakıyorlar? Evet. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Belli değil. Denildiği bir bu zaman. Sözün üzerinde evet. Durmak lazım. Ve nitekim Seyyid Kutub'un, Mevdudi'nin, Afgani'nin, Abduh'un eserleri ülkücü camianın eline verildi. Hı. Bizim Selefi dediğimiz o bilhassa Seyyid Kutub. Onlar böyle sürdüler. Nasıl bakıyordu peki merhum Ehlüsün, Necip Fazıl o saydığımız kişilere? Tabii Necip Fazıl bunları mesela Türkiye'nin manzarası. Ben 78'li yıllarda o adamları Necip Fazıl'ın kitaplarıyla tanıdım. Hı-hı. Türkiye'nin manzarası doğru yolun sapık kolları. Hı-hı. Yani mesela bu kitaplar çok önemlidir. Şimdi bunları gençler tanımıyor. Hı-hı. Bilmiyor. Ve hala siyasetin peşinde gidenler tamam Necip Fazıl'dan bir söz alıyor. Şimdi göreceğiz bak. Yarın göreceğiz. Ölümünün 39. yılında Necip Fazıl diye güzel sözlerini paylaşacaklar. Evet. TT olacak. Bir gün. Peki ne? Herkes bir beytini yazacak. Hı-hı. Peki Necip Fazıl'ın eserlerini okumak, değerlendirmek, evet. Seyyid Kutup hakkında ne dedi, Abduh hakkında ne dedi, Hamidullah hakkında ne dedi? Dinleyecekler mi? Yok, dinlemeyecekler, evet. Bilmeyecekler, öğrenmeyecekler. Evet, maalesef bizde şöyle bir şey var hocam. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Buna devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Şimdi fenomen adı altında, yani o şekilde söylendiği için söylüyorum. İçi boş, hiçbir faydası olmayan, hatta hem dünyaya hem de ahirete oldukça zarar vermeye teşebbüs eden kişiler var. Kadın ve erkeklerden oluşuyor ve birileri tarafından bunlar... İnsanların aklını karıştırmak için bazı uygulamalarla, bazı işte figürlerle her neyse. Ama bakıyorsunuz bugün konuştuğumuz kişinin bir ağırlığı var. Yani elle tutulur derler ya hocam, evet. Gözle görülür. Ama bugün gençlerimizin arkasından gittiği ne olursa olsun içi boş insanlara baktığınız zaman gerçekten yarınla ilgili bir korkuya kapılıyorsunuz hocam. Yani mesela az önce izah buyurduğunuz Necip Fazıl'ın rahmetlinin arkasından mesela insanlar gidiyordu. İşte, Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Allah dostlarının. Ama şimdi ekseriyette gençlerimiz şu anda ne eğitimi, ne bilgisi, ne bir faydası olmayan, sadece zıplayan, oynayan, konuşmaktan aciz, bezgin hareketler yapan, ya insanları taklit ediyor ve örnek oluyor. Rol model maalesef bayağı değişti derler ya hocam. Doğru. Terazinin şirazesi mi kaydı derler. Ne oldu bize hocam ya? Maalesef. Şimdi kısa bir ara verelim müsaadenizle. Tamam. Hemen ardından değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz soruları sizlerle paylaşalım. Neyi soracağız? Şimdi biz tarih ve insan programındayız. Hocamızın da uzmanlık alanı. Peki merhumun Necip Fazıl'ın tarihe bakışı neydi? Bu bakışı öğrendikten sonra bunu hocamız onaylıyor mu? Bir de tabii Necip Fazıl'ın evet şiirleri var. Çok güzel beyit denilebilecek şeyleri var. Dava sevdası var. Bu yönden peki bir cemiyet adamı olarak, bir dava adamı olarak nasıl değerlendirmek gerekiyor? Kendisi şahsi olarak etkilendi mi? Onları inşallah soracağız. Bu arada hemen aktaralım. 1975 senesinde İstanbul'da bir Akar sineması varmış hocam. Evet. Şimdi onu gördüm de Necip Fazıl konuşma yapıyor. Birden elektrikler kesiliyor sinemada. Tabii o zaman sinemalarda bunlar yapılıyor, konferanslar. Orada avazı çıktığı kadar 25 dakika konferans vermiş. Gençler yeter ki siz dinleyin, ben karanlıkta da konuşurum. Bu adamlar elektriği kesebilirler ama Allah'ın izniyle gönlümüze gem vuramazlar diye başlamış 25 dakika bağıra bağıra. Çıt çıkmamış. Ya neler yaşamışlar hocam. Evet. Ya işin şu anda maalesef şov kısmı var. Ama orada bir dava bilinci varmış. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil abimizden inşallah. Ama daha öncesinde bir çay arası verelim. Kısa bir ara. Ayrılmayın. Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12.685, sembol oranı 30.000. Polarizasyon, dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir.
Evet, yeniden hoş geldiniz. Tarih ve İnsan devam ediyor. Merhum Necip Fazıl Sene-i Devriyesi yarın. Bizler tabii haftada bir kez sizlerle olduğumuz için inşallah Tarih ve İnsan'ı kendisini biraz daha iyi anlamaya, hatırlamaya bugün adadık. Şöyle diyor, gittiler, bana dünyam birdenbire boş geldi. Seçilmiş oldu eşyam, odalarım loş geldi. Gözlerim müebbette, günü gelir elbette. Gelir melek nöbette, safa geldi, hoş geldi diyor. Kendi vefatından önce de zaten kaleme aldığı ölümü anlatan, evet, ibretlik, çok güzel böyle kısa kısa efendim yazıları da var. Şimdi siz en son şunu söylemiştiniz, yaşadığı dönem tevbe ettikten sonraki ortamın ahvali oldukça tabii sıkıntılıydı. Evet. Onunla mücadele etti. Peki kendisi bir şair, yazar, artık fikir insanı ne dersek diyelim, olduğu kadar tarihe bir merakı var mıydı? Nasıl bakıyordu tarihe hocam? Şimdi Necip Fazıl Bey'in en çok verdiği eserler tarih alanında. Hmm. Yani şiirlerinin ötesinde gerçekten tarih konusunda çok eserler veriyor, eserler yazıyor. Abdülhamit Han'ı yazıyor, Vahdettin'i yazıyor, Yıldırım Bayezid Han'ı yazıyor. Abdülaziz Han'ı uzun anlatıyor eserinin birinde. İdeoloji örgüsü. Yani çok çeşitli eserleri var. Tabii şimdi şöyle ifade eder o. Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan, tarihi temizlemek sahte kahramanlardan. Şimdi öyle bir devre ki Abdülhamit Han, Vahidettin Han, Osmanlı padişahları, hepsinin çok kötülendiği bir devre. Yani Kızıl Sultan diye, vatan haini diye, evet, anlatıldığı bir dönem. Belki en abide şahsiyetlerimiz yerin dibine batırılıyor. Onun için o işte kahramanlar kabre gömüldü. Belki cüceler kahraman yapıldı diye ifade ediyor. Ve tabii Necip Fazıl savunma yapmaktan ziyade mücadeleyi de ortaya koyan birisi. Yani hani birilerine hep cevap vermekte kalmayı sevmiyor. O heyecanla, gayretle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hani bazen söylerler Abdülhamit Han'ı anlatırken, işte Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı, evet, falan diye. Onun o yönünü. Şimdi Necip Fazıl Kızıl Sultan değil diye değil, Ulu Hakan diye alıyor ve öyle bir portreyi ortaya koyuyor. Üstüne yaşıyor, ekleyerek yani. Yer ediyor. Evet. Yani bizim klasik tarihçiliğimizin çok ötesinde bir tarihçiliği var. Bizim Cumhuriyet dönemiyle birlikte tarihçiliğimiz kuru bir tarihçilik. Maddi bir tarihçilik. Mesela ilk insan, ilk peygamber olarak başlardı Osmanlı'da tarihi şey. Oysa Cumhuriyet'le birlikte İşte Cilali Taş Devri, Yontma Taş Devri, evet, Taş Devri, evet, falan başladı. Bambaşka bir tarih anlayışı ortaya konuldu. Şimdi Necip Fazıl bu noktada o tarihçiliği atıyor. Gerçek bir tarihçiliği ortaya koymaya çalışıyor. Ve işte iftiraya uğramış şahsiyetleri hakkıyla Türk gençliğine verme sevdalısı. Böyle bir noktada yeni bir tarih anlayışıyla, belki eskiyi modernize ederek gençliğin önüne katıyor. Evet. Tabii bir taraftan da bu ortaya koyduğu tarih Cumhuriyet dönemi tarihiyle tamamen çelişiyor. Başka bir nokta alıyor. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın tabii bu noktadaki eserlerini okumak lazım. Ama bir de şunu bilmek lazım. Necip Fazıl bir tarihçi değil. Evet. Kendi de bunu söylüyor. Ben bir tarihçi değilim diyor. Yani fakat kendisi bazı şeylerin yanlışlığını biliyor. Bu yanlışlığın karşısında bir fikir ortaya koymaya çalışıyor. Şunu diyebilir miyiz? İyi bir tahlilci. Yani tahlil ediyor. Aynen. Evet. Bunu ifade edebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi zaten şiirlerinde de çok usta bir kalemi olduğunu biliyoruz. Evet. Bazı izleyicilerimiz veya dinleyicilerimiz tabii bu konulara daha yakınlar bilecekler. Onların hece veznini kullanıyor. Doğru. Aynı zamanda da çok ilginç, bazen de nükteleri de var. Yani şimdi sadece şu diyemiyorsun şiirlerinde. Sakarya dediği zaman coşuyorsun. Şimdi buradan anlatmayayım ama bazı şeylerinde eleştirirken bazı benzetmeleri var mesela karşı tarafı.
Onda da nükte dolu şeyleri var. Yani sadece şu diyemiyorsun, çok yönlü bir insan. Evet. Zaten Fransızcayı ana dili gibi konuşuyor. O yetiştiğinden dolayı vesaire. O çok önemli bir dergi, Büyük Doğu. Büyük Doğu muydu? Büyük Doğu'ydu. Evet. Daha önce gazetelerde de Son Telgraf evet. gibi yazıları vardı. Şimdi dava ve diyoruz ya cemiyet olarak, böyle bir insan olarak bize ne kattı? Siz ne anlıyorsunuz evet. Necip Fazıl'dan rahmetli? Şimdi ben oraya girmeden önce buyurun. Tarihçiliğine kısa şöyle de bir şurası da gözden uzak tutulmamalı. Evet evet onu unuttuk. Katılıyor musunuz? Heh. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Burası mesela diyelim. Çok önemli evet. İbrahim Bey. Bu nokta çok önemli. Demin araya girmeden evet. de söylemiştiniz bunu. Şimdi Necip Fazıl evet çok eserler verdi. Hı hı. Fakat ben tarihçi değilim diyor. Belki kendisi de hı hı. kendi eksikliğinin farkında. Evet. Belki oradan çıkamıyor. Sizin söylediğiniz gibi tahliller yapıyor. Hı. Mesela tahlilleri benzeterek yapar. Abdülhamit Han'ı ortaya koyarken genelde Abdülaziz'le yorumlayarak yapıyor. Bir kıyaslama var diyorsunuz. Abdülaziz Han'ı yüceltirken Abdülaziz'i yerin dibine anladım. Yani hakkı olmayan bir noktaya koyabiliyor. Hı. Halbuki şahıslar tek tek ele almalı. Bu noktada hataya düşüyor hı hı. Necip Fazıl. Bir de öyle tahmin ediyorum ki milliyetçi, Türkçü bazı hocaların tesiri altında. Mesela o devirde tarihi nasıl dinledi, kimden dinledi, ne kadar etkisinde kaldı. Hı. Şimdi çok fazla Osmanlı tarihiyle ilgili eserleri okuyup tahlil etse bambaşka bir tarihler yazabilirdi Necip Fazıl. Hı. Bunlara zamanının olduğunu hiç sanmıyorum. Ki bu da gözükmüyor zaten şu eserde diye. Mesela Yıldırım Bayezid bir darbe yedi. Genelde tenkit edilir. İşte yabancı kadınla evlendiği için. Evet. O da mesela Yıldırım Bayezid Han'ı bu noktada çok tenkit ediyor. Oysa bu tenkit edilecek bir mevzu değil. Hmm. Bütün padişahları tenkit etmek lazım. Abdülhamid Han'ı da tenkit etmek lazım o gözle bakarsak. Hmm. Yine keza mesela Yeniçeri kitabı. Yeniçeri kitabında devşirmeyi tamamen kötülüyor. Anladım. Oysa devşirme Osmanlı'nın en muazzam bir sistemidir. En muazzam devşirme. Fakat bizim Türkçü tarihçiler, özellikle Cumhuriyet açısından söylüyorum, Türkçülük nazarıyla bakarak gidenler, İsmail Hamid Danışment gibi, hmm. Mehmet Doğan gibi, Yılmaz Öztuna gibi, yani hem onun devresinde hem sonrasında hmm. bu konuyu anlamıyorlar. Muhtemelen bunların da tesiriyle Necip Fazıl da o konuda eksiklikler yapıyor. Eyvah. Eksiklikler. Mesela Kanuni'yi tenkit ediyor. Hmm. Kanuni'yi. Bozulmalar Kanuni ile başladı diyerek. Oysa Kanuni ile ilgili tenkit edebileceğin öyle bir mesele kolay kolay çıkmaz. Yani Necip Fazıl'ın söylediği her şeyin cevabı vardır. Orada her şey. Anladım. Tabii tarihçilik. Bunu ne hocası o öyleydi bu böyleydi diyecek. Ama tarihi konularda ben dikkatli olunması tarafındayım Necip Fazıl. Eyvallah. Evet. Tam işin burasında diğer şeye geçmeden önce madem konu buraya geldi hocam. Şimdi bir insanın nereden geldiğini unutmaması değil mi? Güzel bir şey. Memleketini evet. unutmaması, işte sülalesi, eski tabir işte kavim deniyor ya işte nereden. Evet. Ama bir yandan da ben madem şu ırktanım, en üstün ırk benim demesi hem dinen de yanlış hem de zaten bugünkü evet. kanunlarda da yanlış. Siz hep zaten yıllardır şunu söylüyorsunuz. Yani sizin hocalarınızın yani bizim o kültürden gelen insanlar diyor ki bizim çatımız İslam'dır. Lazı, Çerkezi işte bütün o oluşumlar kadın erkek ayrımı olmaksızın takva üstünlüğüne inanan insanlarız diyoruz. Evet. İşte o galiba çatıyı İslam olarak örmediğimiz zaman kimisi şucu, kimisi bucu diye başka çatılar getirdiği zaman o çatının evet. altında birlik olmuyor galiba. Şimdi siz nasıl bakıyorsunuz bu kesinlikle konuya? Kesinlikle bu böyle. Ama bunu her yapan hani mesela Necip Fazıl bunu ırkçılıkla yapmıyor belki. Fakat ırkçılıkla yapanların tesirinde kalıyor. Yani burada şeyleri önemli. Yani o bunun mesela ben Necip Fazıl'ın şiirlerinde, diğer eserlerinde ırkçılık noktasını göremiyorum. Ama onların fikirlerinde yoğrulduğunda veya o şeyle yetiştiğinde hepsini değiştiremiyor. Evet mesela Abdülhakim Arvasi'den ehl-i sünnet evet. bakışı, ehl-i sünnet itikadı, ehl-i sünnet inancı hepsini alıyor. Ben şiirlerinde beni rahatsız edici hiçbir unsur göremiyorum. Hı. Ama kitaplarına baktığım zaman
Mesela yine o mezhepsiz, ehl-i sünnet düşmanı alimleri, tenkidi, tahlili mükemmel. Ama bunun yanında bakıyorsun Abdülhamit Han'a düşman olmuş bazı insanları da eserinin bir tarafına koyabiliyor. Zamanın tesiriyle etkisinde yani kalıyor. Tarih konusundaki öz eleştirisinde haklı olduğunu görüyoruz o zaman. Ya bu konuda iddialı olmadığını zaten söylemişti. Evet. Tarihçi işte değilim diyor. Orada tarihte çok ciddi hataları yapıyor. Evet. Onu da belirtmemiz lazım. Yani İbrahim Bey bir insan hele Üstad bazen Necip Fazıl alır bir cümleyi, bir cümleden roman yazar. Evet. Şimdi burada hata yapma ihtimali her zaman vardır. Dini bir hata olmaz bu ama tarihi hata olur. Edebi hata olabilir, eksiklik olabilir. Bunları farkına varmak lazım. Çok güzel dediniz ama dini bir şey kesinlikle kabul edilemez. Yarım doktor diyor ya işte. Tabii. Candan mıydı? Yarım hoca işte imandan gibi devam eder. Yani dikkat etmek lazım. Ben şimdi bir yerde üstadı anlattım. Daha doğrusu üstadla tarihiyle ilgili bir soru geldi bana. Evet. Yani Kanuni dönemiyle ilgili bir soru geldi. Üstad böyle diyor, ne dersiniz? Ben o sözü kimden aldığını da biliyorum. Bozuk biri. Ben dedim o bu sözü tahminim oradan aldı ve kullandı. Burası yanlıştır. Kanuni Batı'nın kanunlarını almaya başlamış da devlet yıkılmanın temeline gitmiş. Bana bir tane kanunun söyler misiniz dedim. Yani bunu yazmadıkça dedim askıda boş bir söz olur bu. Kim derse desin diyorsunuz. Ondan sonra insanlar hemen itiraz ediyor. Necip Fazıl şeyiyle, hayranlığıyla. İtiraz ediyorlar. Oysa bu tip şeylerde hemen itiraz da değil. Çok güzel. Yani biz bunu doğrusuyla hata edebiliriz. Yani fanatizme kaçmamak lazım. Kaçmamak hiçbir lazım. Konuda. Kesinlikle. Yani bir kişi bir eser yazdı. Bu Ahmet Şimşirgil hocamız olsa, bir başkası da olsa hata yapabilir. İçerisinde düzeltmelere ihtiyaç görebilir diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim dışında biliyoruz ki değiştirilemez. Öyle, tek şey o. Ama hocamız çok önemli bir şey söyledi. Şimdi dini anlamda şu caizdir, bu değildir, bu şöyledir diyebilmek için insanın 10 kez düşünüp söylemesi lazım. Çünkü bir hüküm veriyorsunuz. Ama bir alıntı yaptınız. İşte tarihten şu bu bana göre şöyleydi. Belki diyebiliyorsunuz. Ama bunun bir tık ötesine gittiğiniz zaman bence şu insanın her dediği doğrudur dediğinizde onun her yanlışına da ortak oluyorsunuz. Ortak oluyorsunuz. Sıkıntı. Şimdi biz tabii yaşımız gereği her ne kadar ben tabii çok genç olmamakla beraber Necip Fazıl'ı Allah rahmet eylesin işte Reşahat çöle inen nur hani böyle tabii. Kaldırımlar falan devam ediyor. Hatta işte Başbuğ Veliler. Başbuğ Velilerden doğru. Bunları okumaya fırsat bulamayan kardeşlerimiz için bir köprü olalım istiyorum. Dava adamı olarak, işte cemiyet insanı olarak Necip Fazıl kim hocam? Şimdi Necip Fazıl'ı tabii dava adamı olarak ben iki noktada çok iyi okunmasını, belki el kitabı olarak bulunmasını şahsen izleyicilerimden isterim. Yani bunlardan bir tanesi çile. Çile. Yani insan bazen böyle şey olur, bunalıma düşer, kendince böyle bir sıkıntılı devreleri olur, huzursuz olur. Valla bazen üstattan bir şiir okuyunca insan kendine geliyor. Yani çünkü onun şiirleri heyecan katıyor. Heyecanlı şiirleri var. O mücadeleyi insana yansıtıyor. Beri gel serseri yol, onun ümmetinden ol. Yani şimdi bir şey işte bütün o izimlere, yollara, insanlara sen gel onu tanı, onun ümmetinden ol. El açsam geçenlere kavşağında bin yolun, Müslüman olun aman, aman Müslüman olun. Yani kendisi kavşaklarda bin yolda bulunacak oralarda ve bütün insanlara gelin Müslüman olun diye haykıracak bir adam. Heyecanı var, gayreti var. Yani böyle Necip Fazıl'ın o heyecan dolu hayatı, yaşantısı, seslenişi gerçekten çok hoş. Hani ve yetiştirme, tohum saç toprağa, tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Yani şimdi sen bir şeyler yap, sen bir şeyler ortaya koy. O olmazsa
Bırak o utansın. O utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Yani sen adam yetiştir, diyor Necip Fazıl Kısakürek. Sen ben ne yapabilirim de, ben bir şey yapamam, biz ne yapabiliriz? Olmaz. Böyle söyleme. Yani bunu ifade ediyor. Eyvallah hakka hocam. Dönünüz, hakka, hakkın yarattıkları. Yani şu sözlere öyle ihtiyacımız var ki bugün. İnsanı kendine getiren sözler. Paraya, pula, mevkiye, kadına, her şeye döndüğü bir dönemde, batıra, yüzünü batıya döndüğü bir dönemde, Amerika'ya, Rusya'ya döndüğü bir dönemde, Necip Fazıl'ın hakka dönünüz, hakka, hakkın yarattıkları. Seni kim yarattı? Ya. Kim doğurdu? Nereden nimetler geldi? Nereden geliyor? Evet. Sen oraya dön, oraya yönel. O Sakarya türküsü, zindandan Mehmet'e mektup. Yani Mehmet'im sevinin, başlar ya. Yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Evet. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Yani hapishanede dahi şeyini hiç yitirmeyen, yitirmeyen, ümidini yitirmeyen, yarın bizimdir diyen bir şair. Bu dar zamanda insanın neyi olur? Heyecanı olur. Dar zamanda. Tutunacak dalı olur. Dalı olur. Hatta hapishanede o anlara şahitlik edenlerden bir tanesi diyor ki, öyle bir kişiydi ki kişisel temizliğine çok dikkat ederdi. Yani yemeğine, içmesine ve çok küçücük bir kağıdı da hemen değerlendirirmiş. Oraya bir şeyler yazarmış, onun arkasına bir şeyler yazarmış. Vefatından sonra da zaten kendi evinde de çok sayıda bizim böyle hemen attığımız kağıtlar var ya hocam, ismini unuttum, böyle atarız böyle kenara. Hepsini değerlendirmiş. Şimdi kendisi de, o da önemli galiba hocam, benim diyor eserlerim ilmi eserler değil. Ben de diyor İslami eserler zaten diyor. Alim değilim diyor kendisi de. Bunu da yanlış hatırlamıyorum galiba, değil mi? Yani eserlerini İslami eserler yazmıyorum ben diyor. Doğru mu? Doğru doğru. Şimdi Necip Fazıl kendisini söylüyor şey içerisinde. Ben bir tarihçi değilim diyor. Evet. Ben bir İslam alimi de değilim. İslam alimlerini gösteriyor. Alimleri gösteriyor. Kendisi bunu gösteren ama bir şairim diyor. Mesela işte üstad, iki büyük şair var. İkincisi kim diyor. Yani kimmiş onlar demiyor. Orada mesela kendinin olduğu noktada, ne olduğu noktada iddialı. Yani orada benim. Hatta bir ara işte Müslüman oldu, şiirini kaybetti. Yok diyor, kaybetmedim. Kaybetmedim. Ben dava adamıyım, ben ülke adamıyım. Ben milleti, o davasını, unuttukları meseleleri gösteriyorum. Ben bununla uğraşıyorum. Yoksa şiirim benim meydanda diyor o. Çile şiir kitabını seçerek, şey derek, işte benim kitabım da bu, şiirim de bu. Bunun dışındaki şiirlerimi de benim diye alma. Tam şiir derken hocam, yönetmenim ne kadar vaktimiz var bu arada bitmesine? Tamam, çok az vakit kalmış da şimdi sorular bir hayli var. Yetiştiremeyeceğiz diye korkuyorum. Şimdi İstiklal Marşı da önemli. İstiklal Marşı'ndan sonra işte hatta o dönemde işte sen de bir şey yaz bakalım diye kendisini sıkıştırıyor. Yazıyor mu bir şey? Evet evet. 1934'te meşhur şair ki o zaman diğer şeyler de bunu seviyorlar. Yeni dönüşümün yaşandığı dönem. Çünkü o kaldırımları yazmış. O işte İslami olmayan kesimlerinde de çok meşhur olmuş. Bundan bir marş yazmasını istiyorlar. Fakat bir yarış düzenleyelim diyorlar. Yarış olursa girmem ben diyor. Benden isterseniz ben yazarım bir marş. Çünkü bizim İstiklal Marşı'nda biraz o eziklik döneminin sonunda ortaya çıkmış bazı şey var. Yani çok acılar var, yaşanmışlıklar var. Yaşanmış şeyler var. Çok böyle gence ileriye doğru bir ufuktan ziyade savunmaya yönelik. Ya, ümit korkma, var olmayan bir korkma şey, değil mi mesela? Böyle ifadelerle mesela çatma kurban olayım çehreni ey nazlıyla. Ne olur çatma şeyini. Yani böyle ifadeler. Şimdi bu mesela biraz şey gözükmüyor ve bundan istiyorlar. Necip Fazıl yazıyor. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet. Güneşten başını göklere yükselt. Avlanır her sana. Avlanır kim sana atarsa kement. Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed.
Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, göklerden güneşten başını göklere yüksel. Yürü altın nesli, o tunç oğuzun. Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Nur yolu izinden git kılavuzun. Nur yolu izinden git kılavuzun. Fethine açık, doğru, güzel, sonsuzun. Yürü altın nesli, o tunç oğuzun. Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Peygamber Efendimizin o kılavuzun izinden yürü. Şimdi bunu korlar mı İstiklal Marşı'nın yerine? Aynen. Diyorlar bu nerede? Tamam değişmiş. Değişmiş abi. Değişmiş. Hocam çok az vaktimiz... Yazdırıyorlar ama koyamıyorlar. Eyvallah. Çok az vaktimiz kaldı. Necip Fazıl'ın rahmetli sizin üzerinizde bir etkisi oldu mu onun cevabını düşünürken çok kısa şu Sakarya Destanı'ndan bir bölüm aktarayım. Vallahi sonra inşallah. Bence de çok güzel olur. Diyor ki insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Diyor Sakarya Destanı'nı anlattığı bu kısa bir bölümün okuduğumuz güzellikte. Peki sizin etkilenmeniz nasıl oldu? En önemli sorunun cevabı o. Vallahi bizim gençliğimizde yani lise yıllarında en fazla etkilendiğimiz kişilerden geldi biri. Geldi etkilenme Necip diyorsunuz Fazıl. Yani. Geldi etkilenme. Evet. Onun o Büyük Doğu çıkartmış olduğu kitaplar, raporlar, yani gerek siyasette, gerek heyecanda, gayrette. Necip Fazıl bizlere bir heyecan veriyordu, aşk veriyordu. Sadece burada kalmıyordu, ölçü veriyordu İbrahim Bey. Evet. İdeoloji örgüsü az önce okuduğumuz nice eserler bize ölçüler de veriyordu. Yani Necip Fazıl evet bir heyecan adamı, bir gayret adamı ama aynı zamanda bir ölçü adamıydı. Ehl-i sünnet alimlerini gösteriyordu ama aynı zamanda zamanın mezhepsiz reformist adamlarını da yazıyordu ve aldanmayın diyordu. Eleştiriyor. Doğru yolun sapık kolları diyordu. Eyvah. Dolayısıyla çok gönlü bir insandı. Sadece şiirde bırakmadı. İşte eksikleri olsa da tarih kitapları, romanlar, yani nice eserlerle gençliği etkileyen bir şahsiyetti. 39. yılında kendisine rahmet diliyorum. Gençlerimize ondan istifade etmelerini, eserlerini okumalarını tavsiye ediyorum. Eyvah. Muhabbetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Çok böyle lezzetli, keyifli oldu. İnşallah biz de programımızın nihayetinde birazdan bir Fatiha-i Şerife ile İhlas-ı Şerife okuyalım üçtanede. Hem kendisi hem de tüm vefat etmiş bizden önce gidenler için. Bizden istediğiniz bu programları inşallah size geri sunmaya devam edeceğiz. Tarihi sevdiren abimiz Ahmet Şimşirgil ile beraber haftaya yeniden buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler.